Biz de sizin gibi irademiz, seçimimiz dışında tamamen Allah Subhanahu ve Taala'nın iradesi, hikmeti, imtihanı dahilinde bu sistemde, bu topraklarda doğup kavmimizin dini üzere yetiştirilip büyütüldük. Ancak bize düşen doğru olan ve Rabbimizin istediği ve razı olduğu şey bizim kendi kitabına ve hakla gönderdiği Resulüne tabi olup itaat etmemiz ve bu doğrultuda bir hayat yaşamamızdır. Hak din İslam dışındaki her türlü dini

Andolsun biz her ümmete Allah'a kulluk edin, Allah'a ibadet edin ve tağutlardan kaçının diye bir elçi, bir rasul gönderdik. Böylelikle onlardan kimine hakikati kabullenip hakka ve hayra yönelene Allah hidayet verdi. Onlardan kiminin üzerine de dünya rahatı ve menfaati için tağutlara tapınan ve şeytani odaklara kapılan kesimlere ise dalalet, sapkınlık, hak oldu. Ve nitekim yeryüzünde gezin dolaşın da hakikati Resulleri yalanlayanların akıbetinin ne olduğunu görün. Yine Araf suresi 172. ayet-i kerimede Rabbimiz Azze ve Celle ve iz ahaza rabbuka min bani adama min zuhurihim zurriyatuhum ve eshedahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bela shahidna an taqulu yawm al qiyamati inna kunna an hadha ghafilin buyurmuştur yani Hani Rabbin Adem oğlunun huzuruna dizip onlara onları kendi nefislerine şahit tutarak ben sizin Rabbiniz değil miyim diye sordu ve onlar da galu bela şehidna evet ya Rabbi sen bizim yegane Rabbimizsin biz buna şahidiz diyerek şahitlik ettiler ve ayetin devamında entekulu yevmel kıyameti inna kunna an haza gafilin buyurmuştur Allah azze ve celle İşte biz bunu sonradan kıyamet günü ya Rabbi bundan haberimiz yoktu. Biz bu misaktan, bu sözden gafildik demeyesiniz diye yaptık buyurmuştur. Dolayısıyla bizlere elhamdülillah uyarıcı ve kitap gelmiştir ve bilmiyorduk, haberimiz yoktu gibi mazeretlerimiz Allah katında geçerli değildir. Allah'ın tertemiz bütün elçilerine ve asaplarına baktığınızda şirk, küfür, cehalet içindeki kavimlerinin uydurulmuş batıl dinlerini terk ettiklerini görürsünüz. Size öncelikli tavsiyemiz biiznillah ilah, rab, din, tevhid, tağut, şirk ve benzeri Kur'an'ı temel kavramları ivedi bir şekilde öğrenip idrak etmeye çalışmanızdır. Zira insanımızın dine dair cehaletinin ilk ve en önemli sebebi temel kavramların asli manalarını bilmiyor oluşudur. Bununla birlikte inşallahu rahman bizimle kalıp kanaldaki dersleri dinleyip anlamaya çalışın. Anlamadığınız aklınıza takılan meseleleri bizlere sorun. En önemlisi de Allah Teala'nın kitabı Kur'an-ı Kerim'in sağlam meal ve tefsirini okuyun veya okuduysanız tekrar idrak etmeye çalışarak okuyun. Rabbimiz bizleri hidayetinden ayırmasın.